Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gardırobum duruyor çünkü bugün buralara sonunda dalacağız. Son videomu izlediniz mi bilmiyorum ama orada Almanya'ya gitmeyi düşündüğümden bahsetmiştim. Şimdi daha da netlik kazandıkça ben de doğal olarak evde fazla bulduğum her şeyi elden çıkarmaya çalışıyorum. İlk olarak da buradan başlayacağım. Çok fazla giymediğim, boş boşuna yer kaplayan şeyler var ve giderken de birçoğunu götürmemeyi planlıyorum. İşte güzel olan, iyi durumda olanları satıp kötü olanları ayıracağım. Ve uzun bir video olacak. Bayağı bol temizlikli bir video olacak. Umarım keyifli izlersiniz. Ben bir yudum enerjimi alıp başlıyorum. Ne yalan söyleyeyim, ben aslında girişmiştim. Bayağı dökmeye başlamıştım dolabımın içindekileri. Sonra aklıma geldi, neden bunun videosunu çekmiyorsun diye. O yüzden yerlerde şu anda siz göremiyorsunuz ama biraz kıyafet var. Dolayısıyla düzelteceğim için de dolabın içini tamamen dağıttım. O yüzden korkmayın. Şu an az görünüyor ama bir o kadarı da yıkanmış ve sepette duruyor orada. Onları da yerleştireceğiz. Ve giymediklerimi ayıklayacağız. Şu kotları nedense tersten yıkadığım için tersten de dolaba koyuyorum. Tamamen kendi üşengeçliğimden yani. Şimdi bu kotu aslında sevmiyorum. Size de göstereyim. Ama rengini seviyorum. Şuradaki detaylar böyle çok potluk yapıyor giydiğinizde. O yüzden sevmiyorum. Hani bunu giydiğim zaman genelde şurayı kapatan bir şeyler giyiyorum. Hani o yüzden bunu elimde tutmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Dolayısıyla bunu şu anda ayırıyorum. Düşüneceğim. Daha sonra yeni bir beyaz kot aldım ve fermuarı koptu. Bu aralar biraz kilo aldım, ondan mı bilmiyorum ama ben bunu tamir edebilirim diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum, deneyeceğim çünkü bunu hiç giymedim yani. Bunu giymek istiyorum mutlaka. Bu kotum bayağı eski bir kot. Yine rengi çok güzel. Ben bu rengi çok seviyorum. Ama biraz böyle artık hani genişledi. Özellikle diz kısımları. O yüzden bunu uzun bir şort yapacağım. Şu an çünkü onlar çok trend. Geçen sene siyah bir kotumdan yapmıştım. Onu çok severek giyiyorum. Bayağı diz üstü de bitiyor. O şekilde kesmiştim. Bunu da öyle planlıyorum. O yüzden bunu şu tarafa atayım. Evet, bu ikisini de giyiniyorum zaten. Şöyle bir boğazlı ince trikom var. Bunu yeni aldım aslında. Bunu giyerim. Almanya'da da giyilir bu. Ayırayım. Aslında bunlar aslında şu mevsime uygun olmayıp atmayacağım, giyeceğim kıyafetler. Bunlar aslında böyle bir kumaş gibi bir şey koyabilirim. Zaten dolabım çok büyük olmadığı için çok fazla yer kaplasın istemem açıkçası. Ve taşıyabilirsem, bakın bu hep kıyafet dolu. Hemen bunlardan başlayayım. Bunlar giydiğim şeyler. Basic. Uzun siyah. Şu gömleği çok beğenerek almıştım. Böyle bebe mavisi. Ve kolları çok hoş. Ama giymiyorum. Bunu da satabilirim. Bu evin içine giydiğim bir tayt. Bu da şimdilik lazım olur. Şunu giyerim. Bu
Burada da bir pijama üstü yaparım diye düşünüyorum. Şimdilik. Sonra beyaz tişört giyiyorum. Her şey tersten yıkadığım için ters. En çok vaktim ona gidecek galiba. Şöyle krem. Bir tişört bunu da giyerim. Bunu yeni aldım. Bunu da giyerim mutlaka. Nereden bileyim? Hiçbir fikrim yok. Bunu ne zaman giysem bana o kadar soruluyor ki. 18 mi 17 lira mı ne? Öyle bir fiyatı almıştım Trendyol'dan. Geçen sene olabilir ya da ondan önceki sene olabilir. Ama çok sık giymedim. Giydiğimde de soruluyor bu bana. Bakayım eğer bulabilirsem size eklerim mutlaka. Bu da atmak istemediğim. Bu beyaz giyilir. Böyle bağlamalı bir etek. Bağlıyorsunuz birkaç defa. Böyle bir etek oluyor hakim. Bunu mutlaka giyerim. Biraz karışık gidiyorum farkındaysanız. Bunu doğum günüm için almıştım. Böyle kolları tül. Tülün modası bu kış gider mi bilmiyorum ama şimdilik atmayacağım. Çünkü çok sık giymedim. Bunu da kaldırabilirim üstünde. Bu gömlek de yani çok sevdiğim ve hep giyilebilir ama kışlık bir kumaşı var. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Bu elbiseyi Kadıköy'deki bir butikten almıştım. Giyerim diye. Ve bunu aldıktan 2 gün sonra karantina ilan edildiği için hiç giyememiştim. Şimdi de giymek için çok sıcak. Ama illaki kışın giyerim ben bunu. Bunu da kaldırıyorum. Klasik mom jean'im. Şu şapkaları çok beğeniyorum ya. Ah, toz çıktı ya. Bu bir cardigan. Bunu mutlaka giyerim. Yaz akşamlarında bile giyiliyor bunlar. Bunlar da etekler, pantolonlar. Üst üste duracaklar. Dolap ve gardırop hesaplarımı bilgi kutusuna koyarım mutlaka. Bakın oraya neler yüklediğimi oradan görebilirsiniz. Bunu da geçen yaz çok giydim. Ve artık giymem diye düşünüyorum. Giymem herhalde. Şunu da keseceğim. Bunu keseceğim. O şekilde giyerim. Bunu da giymiyorum. Bu da bayağı eski. Mango'dan almıştım. Ama hala mis gibi.
Ama hiçbir zamanda vermeye kıyamadım. Hala da kıyamıyorum. O yüzden giyerim belki diye kaldıracağım. Bir mandil daha. Bir adet havuç pantolon. Havuç pantolonlar yazın gerçekten muhteşem oluyor. Vazgeçilmez adeta. Bu da bir gömlek. Asla giymiyorum. Bunu da vereceğim. Şunu çok beğenerek almıştım. Hatta mezuniyetimde giymiştim ama iç gösteriyor. Belki bunun içine bir astar alırsam bu da fena olmaz. Bunu bir videomda giymiştim, görmüştünüz. Hatta bana çok sorulmuştu bu. Böyle bebe mavisi ama yakası turuncu. Bunu yurt dışına almıştım. Nereden aldığımı hatırlamıyorum çünkü etiketini sökmüşüm. Bir şeyi sevdiğimde aynı şeyin birkaç rengini alıyorum. Bunun beyazını az önce size göstermiştim. Bu rengini de almıştım. Giymiyorum ama bunu da vereceğim. Saate bakalım. 20 dakikada toparlamışım. Bence gayet hızlı. Bu da hala elbiseler üzerinde giyilir. Şöyle genel olarak da göstereyim. Yani gördüğünüz gibi bayağı az kıyafet kaldı. Ve bunlar gerçekten giydiklerim. Yakın zamanda birkaç bir şey daha almış olabilirim. Onlar da gelecek. Onları da size bir vlogda gösteririm. Ve bu yazı bu şekilde kapatırım diye düşünüyorum. Daha fazla bir şey almam. Dediğim gibi çünkü zaten gideceğim. Bunların hepsini de götürmem biraz çok zor olur. Biraz değil, bayağı zor olur. O yüzden minimalleşmek durumundayım. Böyle. Birlikte böyle kısa böyle dolap düzenlemesi yapalım istedim. Alt taraflara hiç girmedim çünkü orası zaten düzenliydi. Orada da zaten iç çamaşır, işte çorap vesaire var. Onları görmeseniz de olur. Ama burası bu şekilde. Gördüğünüz gibi birkaç tane de boş askım oldu. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.